Evet çocuklar sayfa 169 atölyem ee, burada ters açı, tümler açı ve bütünler açı ile ilgili uygulamalar yapacağız. Yanına verilen şekilde birinci soruyla başlıyorum. AED açısından DEC açısını çıkarmamızı istemiş. Bakın çocuklar burada AC ve DB iki doğru kesişmiş bir noktada ne açı oluşuyor ters açı oluşuyor. Şurası 121 ise benim şimdi şu mavi ile gösterdiğim AED açısı kaç derece bununla ters 121 derece. Tamam orayı buldum. Şurayı görüyor musunuz? AEC bir doğru. Burasının tamamı 180 derece olması lazım. 121 derecesi burada olduğuna göre 180'den 121 dereceyi çıkarttığımda oraya kalıyor 59 derece. Tamam. Soru bitmiştir. AED açısını buldum. 121 derece. DEC açısını buldum. 59 derece. Çıkarttığım zaman sonucum ne eder? 62 derece. Siz Burada videoyu durdurun. Güzelce buradaki işlemleri kendiniz yapın. Her zaman soruları kendiniz çözmeye çalışın. İkinci soruya geçelim. F, E, A açısı kaç derecedir diyor. Şimdi çocuklar bakın mavi ile çiziyorum. Şu AC doğrusuyla DB doğrusu kesişmiş. Bu arada bir 80 derecelik açı var. Bunun öbür tarafında ters. Şuranın tamamı da 80 derece. Ama tamamı. Orada 23 derece şu kısmı çıkartırsam 80'den 23 çıktı. 57 derece şu F, E, A'ya kalır. Zaten bana bunu istiyor. Cevabım 57 derece. İnşallah anlıyorsunuzdur. Gelelim 3. soruya. Yan tarafta verilen şekilde DBC kaç derecedir? Bu soru çok kolay bir soru. Bakın ABC bir doğru. Şu B noktasının üzerinden bir doğru açı çizebilirim. Yani şu B noktasının üzerinden şöyle yarımcı çizdiğim açı ne olacak? 180 derece. 41 derece ile 86 dereceyi topluyorum. 127 derece. 180'den de 127 dereceyi çıkartırsam ne olacak? 53 derece. Benim şimdi şu mavi ile boyadığım yer kaç dereceymiş? 53 derece. Bana burayı mı soruyor? Evet. D, B, C açısı. Evet. Dördüncü soruya geçelim. Burada kablomuz. Evet. Şimdi. ADB açısı kaç derecedir? Diyor. Bakın burası 90 derece. A, D, E açısı. E şuranın tamam 180 derece değil mi? Evet. Burası 90. Şurası da 90 derecedir. Ben şimdi tamam ama AD. ADC 90. Şurada bir 32 derece ise bana soru da vermiş. 90'dan 32 dereceyi çıkartırım. ADB yani benden istediği yer. 90 eksi 32 58 derece. Nedir bu? ADB açısının ölçüsü. kolay sorular. 7. sınıfta tabii bu kısım biraz daha zorlaşır. Şu anda 5'in soruya geldik. Cep telefon şarjı bitiyor çocuklar. Bir yandan şarjı da, bir yandan video çekiyorum. Evet, 5. soruya geldik. Burada ABC açısı kaç derece? Her zaman size neyi istiyorsa güzelce bir renkli kalemle Muhakkak işaretleyin. Sizden istediği yer burası. Şimdi bir tam açı var. Görüyor musunuz? Tam açı diye gösterdiğimiz şey neydi? Bir noktanın etrafında bir tam daire çizerseniz 360 dereceydi. Bu da bu. Şu B noktasının etrafında. Evet çocuklar. Şimdi 360 derece. Burada 90 dereceyi görüyoruz. 122 ile 90'ı toplayacağım. 360 dereceden bulduğum sonuç çıkarttığım zaman ABC açısını bulurum. 122 ile 90'ı toplayalım. Ne der? 212 derece. 360 dereceden 212'yi çıkartırsam 140 8 derece. Evet. Demek ki bana soru işaretiyle sorduğu yer 148 dereceymiş. Altıncı soru. Burada ABC açısı kaç derecedir diye soruyor. ABC açısı Güzelce mavi boyadım şimdi çocuklar. Bana sorduğu yer burası. Tamam. Şuradaki 90 dereceyi görüyor musunuz? Evet. Şurada 72 derece var. 90'dan 72'yi çıkartırsam şu aradaki küçük açıyı görürüm. Ne eder bu? 18 derece. Şimdi şurası EBC bir doğrusal. Belli doğrunun üzerinde. 180'den de 18'i çıkartırsam benim maviyle boyadığım ABC açısını görürüm. Ne bunu? 162 derece. Çünkü buraların toplamını çıkarmalarını siz kendiniz muhakkak yapın.